Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz derken aşağı taraf 26.000 oldu. Konya Ereğli'den herkese selamlar olsun. Ee, birkaç gün buradan yayınlarımız, videolarımız devam edecek inşallah arkadaşlar. Şimdi e, 26 bin için de ayrıca teşekkürler. Sevgili arkadaşlar lafı fazla uzatmadan hemen icraatlara başlayalım. Hemen yorumlara başlayalım. Hemen haberlere başlayalım. MHK hakem kararlarını TV'de yorumlayacak diye. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten çoktan yorumlamış bitmiş olacak. Çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vekili Murat Ilgaz, TFF Hakem Eğitim Danışmanı Hak Dallas, haftanın hakem kararlarını BN Sports'ta değerlendireceklermiş. orada arada BN Sports izleme izlettirme arkadaşlar. Mümkün oluyorsa yani mümkün olduğunca gidin başkalarından mutlaklanın. Çünkü Fenerbahçe maçında maalesef BN Sports'un yayıncılık kuralları değişiyor. Maalesef değişiyor. Mesela Valencia'nın kırmızı kart yediği pozisyon 21 kameraya rağmen görüntülenmiyor. Geçtiğimiz sezon da öyle oldu. Sonra bir bakıyorsun. Aa birkaç gün sonra böyle bir açıdan yayınlıyorlar ki. Aa yani o açıdan maç saatinde yayınlansa herkes diyecek hiçbir suçu günahı yokmuş diyecek. Ama bunu yaşadık maalesef. Şimdi Futbol severlerinin huzurunda değerlendirecekmiş Süper Lig'de haftanın öne çıkan hakem kararları ki muhtemelen Valencia kararı öne çıkan kararlardandır. Ben merak ediyorum ne diyecekler. Kuralına göre programı yapılacakmış. Murat Ilgaz, Hulk Douglas analiz edecekmiş arkadaşlar. Yani her salı akşamı 22.30'da BN Sports 1 ve BN Sports haberden yayınlanacağı için futbol severler şifresiz olarak da izleyebilirler. Ben gerçekten çok merak ediyorum. MHK'nın açıklamasını çok merak ediyorum. Hani kural kitabını açarak insanları bilgilendirecek olmasına da seviniyorum. İnşallah e, beklenildiği gibi olur. Şimdi Fenerbahçe maçına ilişkin birçok yorum vardı. Ben bir iki tane yorumu aldım. Çünkü bana son derece e, tuhaf sorular geliyor. Özellikle Serdar Dursun hakkında vesaire. Şimdi Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol. Fenerbahçe'nin Konya Spor'a 1-0 mağlup olduğu maçı kaleme almış. Ve hani uzun uzadıya hepsini okuyup sizi sıkmayacağım. Kısa alacağım arkadaşlar. Diyor ki başta Konya iyi ve geniş alanda pas yaparak baskıdan topu kaçırdı. Zaten pres yiyorsanız geniş alanda pas yapacaksınız. Nasıl yani? 3 kişi 4 kişi hücumcular üstüne basıyorlarsa sen olabildiğince e, uzun top oynayıp olabildiğince kanal açacaksın kendine. Olabince pas kanal açacaksın kendine. Üstüne iyi de bir karşı pres yaptılar Fenerbahçe'ye karşı. Fizik olarak rakiplerinden üstün göründüler. Bu tip durumlarda Fenerbahçe alanına çekilmekten çekinmiyor. 3 haftadır gol yemeyen bir rakibe karşı bu daha da anlaşılır. Hani rakip demek ki gol yemediğine göre açmak için geri çekilmek lazım diyor. Hızlı oyuncuları var ve Altay'dan gelen uzun bir pasla bile pozisyona girebiliyorlar. Ama Valencia erken kırmızı görünce Lincoln'ü sol kanadı kaplamaya çalıştığı bir oyunda plan tutmadı. Zaten açık söyleyeyim arkadaşlar Lincoln'ün sol kanatta oynatılma mantığını ben hani yadırgıyorum. Gerçekten yadırgıyorum. Ya şimdi bak arkadaşlar bazen bazı insanlara bir şey anlatmanıza gerek yok. Mesela siz Alioski'siniz. Ulan dersiniz kendi kendinize. Alioski olarak. Ulan Ferdi oynuyor. Hadi anladım. Türk milli takımında falan oynuyor. Ediyor. Burada da Türk kuralı var. Anladım. Lan Lincoln ne alaka? Ne vasfı var da bu oynuyor da ben oynamıyorum dersiniz. Alioski'yi de küstürürsünüz maazallah. Neyse. Öte yandan Konya'nın savunma arkasına top atma girişimlerine iyi tedbir aldılar. İlk 3 dakikada 3 kez offside'a düşürdüler rakibi. Hatırlarsanız buna ben de çok dikkat çekmiştim. İlk yarı boyunca ise biri avantaja bırakılan 8 korner. Bu plan Konya için işlemedi. İlk yarı iki takım için toplam 0.22 gol beklentisiyle bitti. Dörtlüye dönüş, İrfan ve Osayin'in oyuna girişi, biraz daha öne çıkma niyeti olan e, ve ileride top tutmak isteyen bir konuk ekip demekti. İrfan ve Osayin'in oyuna girişi. İrfan'ı da çok fazla şey yapmayacağım ama Osayin'in oyuna girişi kafalarda bir çok soru işareti oluşturdu. Ama diyor Serdar Dursun iyi olmayınca istediklerini yapamadılar. Bakın Serdar Dursun gerçekten diyorum size. Bak Serdar Dursun konusunda şimdi bir de bir açıklama geldi Murat Zorlu'dan. Diyor ki Murat Zorlu bazı şeyler duydum. Serdar Dursun'un hocayla konuşmuş ve ben Fenerbahçe'nin birinci santraforuyum demiş. İlgi var. Serdar'ın gitme ihtimali de var. Şimdi sevgili arkadaşlar ben size olayın doğrusunu anlatayım. Benim kulağıma gelen bilgiye göre Serdar Dursun ve Buruma ama ben ikisine de Aa, Serdar Dursun'u doğrulayamadım ama Buruma'yı doğruladım. Her ikisi de Jesus'a gidiyorlar. Diyorlar ki biz az futbolcuyuz. Yani biz nasıl yedek kalırız? Bizim yedek kalmamız akıl sıra edecek bir durum değil diyorlar. Özellikle Buruma. Ve Jesus Buruma'ya öyle bir kay, e, kayıt altına alıyor ki Buruma'nın dediklerini. Öyle bir saydırıyor ki bir şeyleri. Buruma diyor ki ondan sonra hani git kendine kulüp bul diyor. Seni oynatmayacağım. Hani pişman oluyor Buruma aslında ama iş işten geçti. O yüzden ben size dedim hani Buruma'nın gitme ihtimali var diye. Gustavo Henrique olayında da Jesus çok üstüne düştü. Kendini toparlar eder diye hala da inanıyor. Ben hatta Gustavo Henrique'nin gitme ihtimalini çok zayıf görüyorum artık. Hani kendine gelir bir şekilde diyor ama Gustavo Henrique'de çalışmadığı için fesih kararı gelirse de şaşırmayın. Yani hem Gustavo Henrique'ye fesih kararı. Hem hocam yani bir dakika anlamadım. Gidiyor mu gitmiyor mu? Yani ee, dedin ya deneyecek diye. Arkadaşlar çok denedi. Hani acaba kendine gelir mi eski günlerine ulaşır mı diye. Yok. Yani Serdar Dursun onu ben doğrulayamadım. Murat Zorlu'nun dediği doğruysa bir şey diyemem ama Buruma ve Gustavo Henrique transferin son anlarında belki 12 Eylül'e doğru bile şey 8 Eylül'e doğru bile giderlerse şaşırmayın. Ya da lisansları çıkmaz sonradan başka takıma gönderilirse şaşırmayın bu bir. İkincisi Serdar Dursun konusunda. Arkadaşlar Serdar Dursun bu vasfa sahip bir oyuncu. Oyuna girdi. Şimdi 10 kişi kalmış bir takım. Topla buluşmuyor, top gelmiyor. Serdar Dursun'dan ne yapmasını bekliyorsunuz? Ya ne yapmasını bekliyorsunuz? Ben merak ediyorum yani. Takımın 10 kişi. Allah aşkına bana Konya maçında şu kişi iyi oynadı diyeyim. Bir tane isim verin. İki tane isim verin. Üç tane isim verin. Hocam biz bir taneyi bulamıyor sen üç tane istiyorsun. Yok. Halide Serdar Dursun'a çirkin gözüktü. Oyunu da çirkin gözüktü. Hali tavrı da çirkin gözüktü. Yani sonuç. Sonuç bu. Serdar Dursun'u gönderirsen alabileceğin Türk bir yedek forvetin yok arkadaşlar. Siz alacağınız herhangi bir Türk yedek forvetin Serdar Dursun'dan daha iyi çıkma ihtimali var diyorsanız. Ha bak ben size bir şey söyleyeyim. Bana darılacaksınız, küseceksiniz. Umut Bozok mesela Trabzonspor alıyor almasına Galatasaray'da futbolcu biliyorum ama tam bizlikti. Serdar Dursun'u dörde gönderebiliyorsan, Umut Bozok'a ikiye alabiliyorsan benim için kardır. Ama Serdar yedek kulübesine kalır, sıkıntı çıkartmaz. Hani ben bilmiyorum, ben Serdar'ın gideceğine ihtimal vermiyorum ama Buruma ve Gustavo için bir şey diyemem. Devam edelim diyor ki önde akışkanlık sağlanamadı. Konya ise bu kez çizgiye inmeye, orta denemeye başladı. Adil'in kırmızı kart görmesi Fenerbahçe'nin önde ama ağır oynayışını biraz konsantrasyonunu bozdu denebilir. Perez'in büyük hatasına rağmen Bütüçin'in güzel ortası ve Muhammed'in güzel vuruşu ikinci planın tutması demekti. Jesus'un hiçbir değişikliğinin istediği gibi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Ben <laughs> samimi bir adamım. Sizlere samimi bir şey söyleyeyim. Ben hala bu maçın başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu da belirteyim. Hani Cessun hiçbir değişiklik istediği sonucu böyle sürekli mümkün değil. VM maçındaki ön alan akışkanlığı sağlayamadılar. Hem rakibin oyun gücü hem de Emre ve Rossi'nin 360 derecede oynamada çektikleri sıkıntı bunda etkili oldu denebilir. Ancak ikinci yarıda Konya eksik kaldığında sahada olan ekibin kısır oyununun pek bir açıklaması yok diyor. Ki haksız mı? Bence haksız değil arkadaşlar. Rezervlik için iptal talebi haberi var arkadaşlar. Rezervlik için iptal talebi böyle bir haber önümüze geldi. Haberin merkezine geldi. Şimdi forma giyen oya, giyemeyen oyuncuların değerlendirmesi amacıyla bir rezervlik kuruldu. Ama sıkıntı var. Niye sıkıntı var? Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç takımlara demiş ki eğer 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa rezervlik iptal edilecek diye yazı göndermiş. Şimdi kulüpler istedi. TFF tarafından hayata geçirildi. Geçirildi geçirilmesin ama ne ortada bir hani başarıyı ödüllendiren bir sistem var. Ne ceza sistem var ne başka bir şey var. Ben başka bir absürt bir şey söyleyeyim mi? Deselerdi ki deselerdi ki rezervlikte en az bir kere oynayan futbolcunun kart cezaları rezervlikte de sayılacak. Misal veriyorum. Fenerbahçe futbolcu çift sarı kart gördü. Rezerv ligde de çekmiş olacak. Deselerdi. Bakın bakalım ne oluyordu. En azından oynatırlardı. Ya da işte rezerv ligde işte şu kadar puan toplayan bütün takımlara istisnasız şu verilecek deselerdi. Ya da şu kadar gol atana. Bak bakalım neler oluyordu. Ya da yayın hakkı geliri şöyle böyle diye. Neyse. 24 Ağustos çarşamba günü gerçekleştiren toplantıda e, hani birçok kulüp destekli de talepte de bulundu ama Finansal ve lojistik problemlerden dolayı e, yeniden değerlendirme talep ediliyor. İptal edilip edilmemesi hususunda bir sıkıntı var. Bazı kulüp başkanları yaşanan mali konulardan nedeniyle hani bu mali konular nedeniyle iptalden yana bir tek Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş iptale soğuk bakıyorlarmış. Geri kalan bütün takımlar iptal olmasına sıcak bakıyorlarmış. Eee onlar da kendilerince haklıdır. Onu da belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçeli taraftarlardan futbolculara sert tepki diye. Şimdi ben bunu açmayacağım bu haberi. Niye? 1-0'lık mağlubiyet sonrasında e, oyunculara çeşitli tepkiler verildi. İrfancan Can Kahveci, Serdar Ali hakkında bazı açıklamalarda bulundu mesela. Doğrudur, yanlıştır ben bir şey diyemem ama Mustafa Hoca İrfancan Can Kahveci'nin yerinde olsaydı gerekirse İdmanlardan eve iki saat geç dönerdi. Hırs küpüne dönüşür, sahada cevabını verirdi. Bir ay, iki ayda çatır çatır, kütürü gereği gibi topunu oynar. E, Dünya Kupası arasına girerken derdi ki ben ilk haftalarda evet biraz soytarı gibi hareket ettim. Evet rezil bir performans gösterdim. Şovenist hareketlerde bulundum. Takım arkadaşıma kızdım. Sorumluluk almaktan çekindim. Ama iki aydır ben kendime bakıyorum, ölümden geleni yapıyorum. Fenerbahçe taraftarı inşallah beni affetmiştir derim. Gönüllere taht kurarım. Valencia çıkmış diyor ki sorumluluğu üstüme alıyorum. Kırmızı kart yedim, yemeseydim takım yenilmezdi. Yenilgi bana ait falan filan. Öyle olmaz. Valencia'nın bu iki oldu. Bir Dinamo Kiev maçında penaltı kaçırdı. Tur gittim. Bu maçta kırmızı yedi, maç gitti. Ama Fenerbahçe camiası taraftar anlaşılamaz bir taraftar. Niye? Ulan bir gün bakıyorsun galibiyette şampiyon ilan ediyorlar kendilerine. Bir gün bakıyorsun mağlubiyette küme düştük ilan ediyorlar. Bir gün bakıyorsun beraberlikte şu takım şampiyon diyorlar. Bir gün bakıyorsun öbür puan kaybında şu takım şampiyon diyorlar. Ortası olmayan bir camianın taraftarıyız. Yani buna da bir şey söyleyemem. Bordo'nun Burak Kapacak görüşmelerinde sonuç yok diyor ki Bordo Burak Kapacak olayında Yağız Bey'di sanırım ya. ya. Resmi teklif sundular diye açıklaması vardı ama. Neyse iki saat bulmama gerek yok. Zaten dediğim gibi şeyi açıklamış oldum. Söylemiş oldum Burak Kapacak olayını. Ha, Burak Kapacak olay enteresan. Bu arada şunu söyleyeyim bak. Burma Jorge Jesus için de hayal kırıklığı arkadaşlar. Sadece şey değil. Burma Jorge Jesus için de hayal kırıklığı. Yani o bu böyle olacağını tahmin edebilir miydi Edemezdi. Şimdi ben de dahil birçoğumuz diyoruz ki ben de dahil birçoğumuz diyoruz ki ya diyoruz bak geçen sene işte atıp tutuyorduk. Şöyleydi, böyleydi diyoruz. Ama işte Vitor Per abi adam getiriyordu ya. Adam getirdiği futbolcular iyiydi falan demeye başladık. Bak farkında mısınız bilmiyorum. Bunu demeye başladık. Yani bunu demeye başladık. Şimdi Böyle de bir enteresanlık var ama e, durum bu. Burak kapacak konusunda arkadaşlar. Fransa ikincilikte ligde mücadele edecek bordo. Bir vergi mi kaçakçılığı yapmış? Bir şeycilik mi yapmış? Neyse Burak kapacak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunuyor ama şimdilik olumlu sonuçlanmamış. Yani kadrosunu güçlendirmek adına bir şeyler yapıyor ama Burak kapacak için e, olumlu sonuç. Almada görüşmeler çıkmaza girdi. Fenerbahçe'de oradan başka bir futbolcu istedi ama o da olmadı. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin anlaşma zemini bulamadı. Onlar da başka bir futbolcuya yöneldiler diyor haberde. Fenerbahçe için hayırlısı olsun ama ben şunu söyleyeyim. Burak Kapacak için de başka futbolcular için eğer oynatılmayacaklarsa kadroda çok tutulmalarının mantığı yok. Diyeceksiniz ki hocam Osayi'nin yedeği. Osayi kimin yedeği? Yani şu an ya ben şu an Vitor Pereira'yı gerçek Vitor Pereira diyorum. Jorge Jesus'u o kadar çok eleştiriyorum ki. Niye? Ya arkadaş, bir kere bak bir kere Rossi'yi oynatmana hiçbir şey demem. Dersin ki ben Valencia'yı oynattım, kazandım. Rossi'yi de oynatacağım, kazanacağım. Bak 1 iki maç kestim. Aklı başına geldi, anlarım. Bir şey demem, sesimi çıkarmam. Ya dersin ki işte ben Araujo'yu oynatacağım, Crespo iyileşene kadar. Zaten hepimiz hemfikiriz. Crespo tam manasının edişine kadar oynat. Ama Crespo mesela Avusturya Viyana maçındaki Crespo oynatılmazsa bu çok ciddi sıkıntılara gebe bir hareket olur. Ki öyle de oluyor. Mesela Crespo'nun oynatılmaması bana tuhaf geliyor. O oynatılmaması tuhaf geliyor bana. Açık söyleyeyim. Kayseri Spor maçına ben olsam şöyle bir 11 ile çıkarım. Videoyu da çok kısa kesmiş olayım. Altay, Osayi eğer gelen giden olmayacaksa Arao'yu koy stopere. Arao'yu koy stopere. Çünkü bu Arao Lemos'dan da Gustavo Yenike'den de gayet iyi stoperlik yapar. Hocam temaslı değil. Ha Hangisi temaslı? Lemos mu temaslı? Gustavo Yenike mi? İşte Fenerbahçe taraftarı bunu anlattı. Bunu anlatırken yok eleştiremezsiniz. Yok işte gelecek futbolcuya saygı duyun. Abi gelen futbolcu 450 dakika izlemeden ben eleştirmem. Ama Gustavo Yenike'nin 1.90 dakikası bile yetti arttı aslında. Neyse. Eğer ara oyu koyma niyeti yoksa bak çok güzel bir öneride bulunayım. Çok güzel bir öneride bulunayım. Atilla Salahi-Luhan Perez ikilisini oynat. O da tutmuyor değil mi? Neyse bir şekilde oynat. Sol bekte Alioski. Bakın 4 yabancı kalede Türk. İyi dinleyin. Bu kısım çok önemli bir kısım. Çok tuhaf bir kısım. Orta ikili. Crespo Zayt. Kat iyiyen Crespo Zayt. Üçüncü bir seçenek yok. Crespo Zayt'sın. Şimdi önlere gelelim. Sağ tarafta Emre Mor, sol tarafta Ferdi Kadıoğlu. Bak Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu. Forvet arkasında Joshua King, forvette Joao Pedro. Çık bu 11'le. Şapkadan tavşan çıkaran Ferdi, öbür tarafta Emre Mor. Kanat bindirmesi yapacak Aloski, kanat bindirmesi yapacak Osayi. Orta sahadan destek verecek Zayt. Emin ol Süper Lig'in en ofansif gücüne sahip olursun. Bakalım ne şekilde olacak arkadaşlar. Ee, hocam Burma ve Gustavo Yannick'e e giderse ne zaman gider? Ee, yani gider demeyelim. Oynatılmaz. Belki sözleşmeleri hani lisansları iptal edilebilir. Lisans iptal olsa da o da aynı şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.